Merhabalar kızlarım dostlarım. 11. sınıf ünitelerinden ikincisine başlıyoruz. AYT'nin en baba ünitelerinden bir tanesine başlıyoruz. Gazlar diyeceğiz. Peki birinci videomuzda ne yapacağız? Birinci videomuzda gazların tanımlanmasında kullanılan özelliklerden yani basınçtan, hacimden, sıcaklıktan ve mol sayısından bahsedeceğiz. Hiç vakit kaybetmeyelim. Hadi başlayalım. Bismillah. Ne diyormuş arkadaşlar? Gazların genel özellikleriyle başlayacağız. Gazların genel özelliklerini ta 8. sınıftan beri bildiğiniz bazı özelliklerini beraber sıralayalım. Birinci özelliği maddenin gaz, gaz hali maddenin en düzensiz halidir. Peki düzensizlikten kastettiğimiz şey ne arkadaşlar burada? Taneciklerin hareket serbestliğidir. Hareket serbestliği. Serbestliği. Bir tanecik ne kadar rahat hareket edebiliyorsa ne kadar serbest arkadaşlar o madde o kadar düzensizdir. Şimdi kata hali, sıvı hali ve gaz hali üç fiziksel hali karşılaştırdığımızda kata halde tanecikler arası boşluk minimum, sıvı halde birazcık daha artıyor ama gaz hale geçtiğinde tanecikler arası boşluk maksimum düzeye ulaşıyor. Dolayısıyla da tanecikler birbirlerinin etrafında çok rahatça boşluktan dolayı hareket edebiliyorlar. İşte biz buna düzensizlik diyoruz. Gaz tanecikleri arası boşluk en fazladır söyledik. Gaz tanecikleri arası etkileşim itme ve çekme kuvvetleri en azdır. Bundan dolayı gaz tanecikleri birbirinden bağımsız hareket eder. İşte bu en azdırı ideal gazlarda ileride ne yapacağız? Biz ihmal edeceğiz, yok sayacağız. Zaten tanecikler arası etkileşimin olduğu gazlara biz gerçek gazlar diyeceğiz. Olmadığı varsayılan gazlara ise ideal gazlar diyeceğiz gençler. Gazların üzerine basınç uygularsanız sıkıştırılabilirler. En niye? Tanecikler arası boşluk maksimum. Sen bunun üzerine basınç uygularsan tanecikler arası boşluğu ne yaparsın? Azaltabilirsin. Ama katıda ve sıvıda öyle bir durum yok. Değil mi arkadaşlar? Gazlarda tanecikler arası boşluk olduğu için bunu ne yapabiliyorsun? Azaltabiliyorsun. Yani sıkıştırabiliyorsunuz gençler. Peki yüksek basınç düşük sıcaklıkta sıvılaştırılabilir. Aynen böyledir arkadaşlar. Sen yük, e, basıncı arttırırsan bir de gazın sıcaklığını düşürürsen bir süre sonra o madde önce buhar yani kritik sıcaklığın altına düşer. Buhar olur. Ondan sonra da ne yapar arkadaşlar? Sıvılaşır. Yüksek basınçta sıcaklığı da düşürdüğün zaman sıvılaşır. Mesela belki ne <laughs> şahit olmuşsunuzdur bundan. Çakmakların arkasındaki gaz var ya orada bir sübop var burada. Oraya az bir şey böyle bir iğneyle falan bastırın. Çıkan gaza elinizi tutun arkadaşlar. Buz gibi olur bir süre sonra eliniz. Niye? Çünkü oradaki gazın sıcaklığı inanılmaz düşüktür. Hem de yüksek basınçla sıvılaştırılmıştır ve oraya hapsedilmiştir. Gazların belirli şekli ve hacmi yoktur. Çünkü bulundukları kabın şeklini alırlar, hacmini doldururlar. E buradan şu sonuç çıkar mı bakın arkadaşlar? Gazlar eğer bulundukları kabın şeklini alır, hacmini dolduruyorlarsa demek ki gazlar bulundukları kabı homojen dağılıyorlar. Doğru mu arkadaşlar? Homojen dağıldıklarına göre şu anda bulunduğunuz, oturduğunuz masada veya neredeyseniz Oradaki herhangi bir yüzeye yapılan çarpma sayısı gaz taneciklerinin yaptığı çarpma sayısı başka bir yüzeye yapılan çarpma sayısı ile birbirine eşittir. Halının üzerine, odanın tavanına, odanın tabanına, yan yüzeylere kafanızın üstüne, masanızın üstüne, sıranızın üstüne yapılan çarpma sayısı aynı. E buradan şu sonucu da çıkarabiliriz. O zaman gazlar bulundukları kabı homojen dağıldıklarında kabın her bir santimetre karesine yaptıkları basınçlar birbirine eşittir gençler. Devam. Yoğunlukları katı ve sıvılara göre düşüktür. Çünkü aynı kütlede hacmi en büyük olan gaz olduğu için ee daha düşüktür. Gaz tanecikleri bulundukları kapta gelişi güzel ve zikzak şekilde hareket ederler. Bu harekete Brown hareketi denir. Arkadaşlar şundan bahsediyoruz. Bir kabın içerisine gaz taneciklerini koydunuz. Bu gaz tanecikleri serbestçe hareket eder arkadaşlar. Yani bu gaz taneciği gider 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 gider. Kabın çeperine çarpar. Ondan sonra yönü değişir gider tekrar çarpar. Hocam birbirine çarpmaz mı çarpabilir. Şu taneciği varsayalım. Bu tanecik gelir şu taneciğe çarpar. Bu tanecik buradan yön değiştirir başkasına çarpar. Çarpar çarpar çarpar. Ama homojen dağıldıkları için kabın her bir santimetre karesine yapılan çarpma sayısı birbirine eşittir diyoruz. Bu zikzak hareketlere de ne diyoruz arkadaşlar? Brown hareketi diyoruz. Hatta ortalama serbest yol diye bir şey var. Buraya yazmamış olabiliriz. Ama kulağınızda olsun arkadaşlar. Gaz taneciğinin iki çarpışma arasında aldığı ortalama yola ortalama serbest yol diyoruz. Devam edelim. Birkaç tane daha özellik var. Bir tane de örnek yazmışız buraya arkadaşlar. Neymiş birkaç tane daha özelimiz? Gazlar akışkandır. Akışkanlıktan kastettiğimiz şey nedir peki? Akışkanlıktan kastettiğimiz şey etrafa dağılabilir. Etrafa yayılabilir. İşte bu özelliğe biz akışkanlık diyoruz. Aynı sıvılar gibi değil mi arkadaşlar? Sıvılar da akışkandır. Ama gazlar daha da akışkandır. Gaz karışımları homojen karışımlardır yani çözeltidir. Evet, yani birbirinin içerisinde çözünür. Normalde hatırlayın bakın 9. 10. sınıfta karışımlar gördünüz. Çözelti oluşumu esnasında bir maddenin başka bir madde içerisinde çözünebilmesi için Molekül yapılarının birbirine benzer olması lazımdı. Doğru mu? Ee, özellikle de sıvı çözeltilerde. Ama gazlarda böyle bir şey yok. Gazların molekül yapıları ne olursa olsun polarmış, apolarmış, bilmem neymiş hiç fark etmez. İki farklı gaz karıştırdığında muhakkak tanecikler arası boşluk maksimum olduğu için birbirlerinin arasına giriyor ve çözünme gerçekleşiyor. Gaz karışımları her zaman çözeltidir arkadaşlar. Gazlar, gaz karışımları titreşim, dönme ve ötelenme hareketi yaparlar demişiz. Gaz taneciklerinde de bütün hareketler mevcut arkadaşlar. Peki ne yaptık? Şimdiye kadar gazların genel özelliklerini şöyle bir sıralamış olduk. Şimdi gazların genel özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? En düzensiz haldir. Doğru. Gaz tanecikleri arası etkileşim çok azdır çünkü aradaki boşluk maksimumdur. Gazlar en çok bulundukları kabın tabanına basınç yaparlar demiş. İşte bu ifade yanlış. Biraz önce söylediğimiz gibi kabın her noktasına basınç yaparlar. Öğrenci burada şuna düşebilir. Hocam ağırlığından dolayı aşağı düşer. Yani dolayısıyla oraya Cık, yok, hayır, olmaz öyle şey. Gaz tanecikleri gelişi güzel hareket ederler. Evet. Gazın hacmi bulunduğu kabın hacmine eşittir bu da evet. Çünkü ne demiştik gazlar bulundukları kabın e, şeklini alır hacmini doldururlar demiştik arkadaşlar. Devam edelim. Evet buraya çözümünü yazmışız. Devam edelim. Bakın şurada bir notumuz var. Gazları niteleyen ve tanımlanmasına yardımcı olan dört tane temel özellik vardır. E, bu özellikler neler arkadaşlar? Basınç, hacim, sıcaklık ve miktar. Şimdi bu basınç, hacim, sıcaklık ve miktarı tek tek beraber bir inceleyeceğiz. Ne gibi özellikleri var onlardan bahsedeceğiz. Birincisi basınç. Neymiş basınç arkadaşlar? Basınç dediğimiz şeyin aslında fizikte görüyorsunuz tanımını. Birim yüzeye etki eden dik kuvvete basınç dedir. İşte fizikte daha detaylı görüyorsunuz. Biz burada sadece gaz basıncını anlatacağız. Ama fizikte katık basıncını da, sıvı basıncını da, gaz basıncını da her birini ne yapıyorsunuz arkadaşlar görüyorsunuz. Birim yüzeye etki eden dik kuvvete biz basınç diyoruz. E peki... <laughs> Gaz tanecikleri bulundukları kabın iç çeperlerine çarparlar. Bir önce bahsettik ve bu çarpmalar sonucu basınç meydana getirirler dedik. Gaz tanecikleri kabın her bir santimetre karesine aynı sayıda çarpma yapar. Dolayısıyla kabın her noktasına yapılan çarpma sayısı eşittir. Yani basınç eşittir arkadaşlar. Gaz basıncı P harfi ile gösterilir. Gaz basıncı birim hacimdeki tanecik sayısı ve gaz taneciklerin sıcaklığına bağlıdır. Bakın burayı ileride detaylıca inceleyeceğiz ama şimdi de şöyle bir kısaca anlatacak olursak sıcaklığını arttırdığımızı düşünelim gaz taneciklerin. Gaz taneciklerinin sıcaklığının artması demek kinetik enerjinin artması demektir. Kinetik enerjinin artması demek taneciklerin hızının artması demektir. Hız artarsa taneciklerin birim zamanda yaptıkları çarpma sayısı artar. Dolayısıyla çarpma şiddeti artar. Dolayısıyla da basınç artar. Bu bir. Bir de bir hacimdeki tanecik sayısı artar demişiz ya arkadaşlar. Onunla da orantılı ya. Birim hacimdeki bir V hacmini düşünün. Ne kadar çok gaz taneciği varsa kabın çeperlerine yapılan çarpma sayısı da o kadar yüksektir. Dolayısıyla basınç yine nedir arkadaşlar? Artacaktır. Ne oldu? Basınç dediğimiz P, şuraya yazabiliriz hatta arkadaşlar. P orantılıdır M bölü V veya P orantılıdır T ile. Birim hacimdeki tanecik sayısı V sıcaklıkla doğru orantılıdır diyoruz. Gaz basıncının ölçüldüğü sistemlere manometre denir demiş. Açık hava basıncının ölçüldüğü sistemlere de barometre diyeceğiz. Manometreler kapalı ve açık uçlu olmak üzere ikiye ayrılır. Arkadaşlar bunlarınla ilgili eski müfredatlarımızda çok detaylı sorularımız var. İşte basınç birkaç tane manometreyi birbirlerine bağlıyorlardı filan. Hatta o sıvı seviyelerindeki yükselmeler azalmalar soruluyordu filan. Ama hiçbirisi şu anda yok. Sadece biz burada ne yapacağız? Baro manometreleri tanıyacağız ve küçük bir, bir özelliğini bilirsek bizim için yeterli arkadaşlar. Manometrelerde kapalı uçlu ve açık uçlu olmak üzere iki ayıracağız. Önce kapalı uçludan başlamışız arkadaşlar. Kapalı uçlu manometreye baktığımızda işte buraya X gazı sıkıştırılmış şu cam balon olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Ee, v hacmi diyelim. V hacmine X gazı sıkıştırılmış ve gaz taneciklerin basıncından dolayı buradaki civa nerede yükselmiş? Bu tarafta yükselmiş. Fizikten bildiğiniz üzere veya öğreneceğiniz üzere sıvılarda aynı sıvı seviyelerine yapılan basınçlar aynıdır. Yani sıvının şu noktasına yapılan basınçla şu noktasına yapılan basınçla karşılığındaki şu noktasına yapılan basınç birbirinin aynısıdır. Peki şu noktaya yapılan basınç x gazı yani px doğru mu? Peki şu noktaya yapılan basınç ise h santimetre civanın yaptığı ağırlığından dolayı yaptığı basınca eşittir. Yani px eşittir h santimetre civa diyebilirsiniz. Buraya gelince burada ise işte küçük bir farklılık var. Biraz önce şurası şu alan boştu arkadaşlar ama şimdi bu alana ne koyduk? Gaz koyduk. O zaman oradaki gazın da basıncı olacak doğru mu? Şimdi buradaki Y gazı civayı aşağı doğru bastırıyor. Peki buradaki X gazı da civayı aşağı doğru bastırıyor. O zaman burada şu noktaya yapılan basınçla bunun karşılığı olan şu noktaya yapılan basınç aynı olacak. Peki şu noktaya ne etki ediyor? PX. Karşılığında şu noktaya etki edene bakıyorum. Yukarıdan bastıran kim var arkadaşlar? Bir PY var. Bir de ağırlığından dolayı H santimetre civa var. Dolayısıyla PX dediğimiz değer PY artı haşa eşittir diyebiliriz gençler. Bu kapalı uçlu manometre. Hocam açık uçlu da ne olacak? Açık uçlu da işin içine açık hava basıncı girecek arkadaşlar. Şekilde gördüğünüz gibi. Şekillerde gördüğünüz gibi. Peki bakalım beraber yine. Yine px almış. X gazını doldurmuş arkadaşlar. Şu noktaya ne oluyor? Px basınç yapıyor. Bunun karşılığı olan bak civa seviyesi aynı. Bu noktaya ise P0 etki ediyor. O zaman burada birbirini dengelediğine göre civa bir tarafta yükselmediğine göre bu ikisinin birbirine eşittir. Px eşittir. P0'dır dersiniz. Buraya geldim. Burada birazcık farklılık var. Şu noktayla karşılığı olan şu noktaya bakacağım. Dışarıdan etki eden P0 var. Bir de H var. Odan şu noktaya etki eden basınç P0 artı açtır. Karşılığında şu noktaya etki eden basınç ise Px'tir arkadaşlar. Dolayısıyla da Px buradan bastırıyor. Buradan Py var. Bir de P H kadar yükseklik var. O ikisini toplam birbirine eşittir. Burada ise tam tersi olmuş bakın. Bu sefer ne olmuş? Civa bu tarafta yükselmiş. Niye? Çünkü P0 daha büyük. Kimden daha büyük? X'ten daha büyük. Peki düşünelim. Şöyle düşündüğümüzde bu noktaya yapılan basınç yukarıdan yani şu noktadan bastıran Px var doğru mu? Bir de H kadar civa var. O zaman şöyle diyebilirim. Px artı H neye eşit arkadaşlar burada? P0'a eşit. Biz Px'i çektiğimiz için Px ne çıkar buradan? P0 eksi H kadar çıkacaktır. Sizin karşınıza manometrelerle ilgili soru çıkarsa en basit düzeyde soru çıkacaktır emin olabilirsiniz. Çünkü daha fazlası mühür dağıtınızda yok gençler. Şimdi örneğimize geçecek olursak. Bakın örneğimiz basit bir örnek işte. Şimdi bu tarafa helyum gazı konmuş. Diğer tarafında ise P0 var ve 14 santimetrelik civa sütunu var arkadaşlar. Helyum gazı nereden bastırıyor? Buradan bastırıyor. Buraya P helyum diyoruz. Şu noktaya yapılan basınçta karşılığı olan şu noktaya yapılan basınç aynı. Dolayısıyla da P helyum Eşittir. P0 artı 14 diyebilirsiniz. Soruda da P0 vermiş. Bakın kaç santimetre civar? 76. O zaman P helyum eşittir. 76 artı 14'ten o da eşittir. 90 mı yapıyor? Evet. 90. 90 santimetre civadır dersiniz. Evet. Devam. Sırada ne varmış? Sırada atmosfer basıncı. Evet. <laughs> atmosfer basıncının önce tanımını yapmışız arkadaşlar atmosferdeki gaz karışımının cisimlerin üzerine yaptığı e, basınca atmosfer basıncı denir. Hocam niye basınç yapar? Tabii ki ağırlığından dolayı basınç yapar arkadaşlar. Tamam. E, oradaki havanın belli bir ağırlığı var. O ağırlığından dolayı cisimlerin üzerine yaptığı basınca biz atmosfer basıncı diyoruz. Atmosferdeki gaz kütlesinin. Peki yukarılara doğru çıksak nasıl değişir acaba? Dağlara doğru gitsek, yukarı doğru çıksak ne olur? Atmosfer basıncı nasıl değişir? Hemen beraber incelesek sizle. Bakın şurası deniz seviyesi olsa, şurası gelse, şurada bir dağımız olsa, şurası da atmosferin sonu olsa. Şimdi deniz seviyesindeki adamın üzerine etkeden e, havanın miktarı bu kadar. Dağın tepesinde bu kadar. Ne oluyor hava kütlesi arkadaşlar bakın azalıyor değil mi dağın tepesine çıktıkça. Dolayısıyla yükselti arttıkça atmosfer basıncı ne yapacaktır? azalacaktır. Hatta işte yukarılara çıkı çıkıldıkça dağcıların filan burnu kara, kanar ya. Niye biliyor musunuz? Yukarılara çıktıkça basınç azalıyor. Basınç azaldığı için içte içerideki gaz basıncı vücut öyle bir mekanizma öyle bir mükemmel bir mekanizma ki kendisini ayarlıyor zaten arkadaşlar. Yukarılara çıktıkça e, kan basıncı Atmosfer basıncından daha yüksek olduğu için burunlardaki damarları, kılcalları patlatıyor ve kanama gerçekleşiyor arkadaşlar. Alay esirgi. Aynı şey kulak tıkanıklığı için de geçerlidir arkadaşlar. Devam edelim. Atmosfer basıncının ölçüldüğü sistemlere ne deniyormuş? Barometre denir. İşte bu vatandaş barometredir arkadaşlar. E, kim ölçmüş bunu da? Torricelli. Torricelli deniz seviyesinde 0 santigrat derece yaptığı deneyde atmosfer basıncını 76 santimetre civa olarak tespit etmiştir. Hocam bu deneyi nasıl yapmıştır? İşte bir ile beraber gidiyor deniz seviyesine. Leğenin içerisinde ne dolduruyor? Civa dolduruyor. Sonra da elinde oynadığı tüpü ters çeviriyor. Havasını boşaltıyor yapıyor. Civanın içerisinde dolduruyor, kaldırıyor. Sonra civanın içerisi boş olduğu için atmosfer basıncından dolayı civanın ne yaptığını yükseldiğini görüyor arkadaşlar. Peki yükseldi 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 kaç santimetre yükseldiğini görüyor? 76 santimetre yükseldiğini görüyor. E biz biraz önce bir şey öğrendik artık. Aynı sıvı seviyelerine yapılan basınçlar aynıdır. Dolayısıyla bu noktaya A noktasına yapılan basınçla B noktasına yapılan basınç aynı. O da P0 76 santimetre civalık e, sütunun yaptığı basınca eşittir. Yükselte arttıkça atmosfer basıncı azalır dedik. Basınç birimi olarak ATM, santimetre civa, milimetre civa veya tor kullanılır. Bundan önceki müfredatlarda daha farklılar da vardı. Bu dördünü bilmeniz yeterli şu anda. Bir atmosferde neye eşitmiş artık arkadaşlar? 76 santimetre civa. Santimetre, milimetre, yüzde çarp, onla çarpıyoruz özür. 760 milimetre civa. O da 760 tora eşittir arkadaşlar. Evet. Tor deneyi atmosfer basıncı dediğimizde bu. Gelelim pistonlu kaplarda gaz basıncı. Şimdi pistonlu kap deyince aslında öğrencilerin en sıkıntılı sorularda buralardan gelebiliyor. Özellikle de hesaplamalarda değil de yorum sorularında pistonlu kaplarda bazen sıkıntı çekebiliyorlar arkadaşlar. Peki ney bu pistonlu kaplar? İki türlü pistonlu kabımız var. Birincisi çok karşınıza çıkacak ama ikincisi çok da karşınıza çıkmayacak. Nadir. Birincisi ideal pistonlu kap arkadaşlar. İdeal pistonlu kap dediğimiz e, kaplarda gaz basıncı atmosfer basıncı eşittir. Neden? Çünkü ideal pistonun özelliklerini okuyacak olursanız serbesttir. Yani kaygan değil mi arkadaşlar? Sürtünmesizdir. Sürtünmesiz olması ne oluyor arkadaşlar? Orada harcanan enerjiyi basıncı birbirine eşitliyor. Hareketlidir. Ağırlığı da yoktur. E ağırlıksız olduğumuzda dolayısıyla buradan yapılan aşağıdan yapılan basınç yukarıdan yapılan basınca eşittir. Cümleye dikkat edin. Şimdi bir öyle bir cümle kuracağım var ki arkadaşlar buna dikkat etmezseniz pistonlu kaplarda sıkıntı çekersiniz. Sevgili çocuklarım, pistonlu kaplarda, ideal pistonlu kaplarda içerideki gaz veya gaz karışımının basıncı dışarıdaki e, atmosfer basıncına eşittir. Pistona müdahale yoksa, piston serbestse, Yoksa ben buradaki pistonu alsam mesela bak tamam Şuraya bir tane kulp yapsam. Kulpla aşağı doğru ittirsem çeksem. Gazı sıkıştırsam ya da yukarı doğru çeksem. Gazı genleştirsem. Bu tür durumlarda artık o eşitlik bozulur. Çünkü piston ideallikten çıkar. İdeal demek serbest olan piston demek. İdeal demek ağırlıksız olan, karışanı görüşeni olmayan. İşte bu pistonlarda iç basınç dış basınca eşittir. Ama pistona bir müdahale varsa tutup bir aşağı ittiriyoruz ya da yukarı çekiyorsak o zaman iş değişir arkadaşlar. İşte bu tür durumlarda Px P0 eşit ama ağırlıklılarda o zaman ağırlığından dolayı aşağı doğru basınç yapacak mı arkadaşlar? Bu durumda buradaki x gazı yukarı doğru bastırıyor. Yani tutuyor bunu yukarı doğru. Yukarıdan bastıranlar bir dış basınç var bir de ağırlığından dolayı g kadar diyecek olursak Px neye eşit olacak? P0 artı yani oradaki piston ağırlığının toplamına eşit olacaktır. Ama ağırlıklı pistonu ama burada ikinci şekilde görüldüğü gibi yan koyarsan ne olacak? Yan koyarsan ağırlığından dolayı o ağırlık nereye doğru arkadaşlar? Aşağı doğru değil mi? O ağırlığından dolayı yaptığı basınç aşağı doğru. E şimdi burada buradan da yapılan basınç buradan yapılan basınca yine eşit olacaktır. Yani Px, P eşit olacaktır. Geldik elastik balonlarda gaz basıncı ki elastik balonlarda da arkadaşlar aynı pistonlu kaplar gibidir. Yani iç basınç dış basınca eşittir. Elastik balonlarda ideal pistonlu kaplar gibi davranır. Balonun hac, içindeki gaz basıncı atmosfer basıncına eşittir. Evet yani burada Px, P sıfıra eşit gençler. Hocam mesela şöyle bir şey yapsak. Ben o balon ağzını açsam tamam Ağzını açsam bir miktar gazı dışarıya çıkarsam sonra ağzını tekrar kapatsam yine eşit olur mu? E tabii ki eşit olur. Sadece dışarıya gaz çıktığı için balonun hacmi azalır. Tamam mı? Pistonun aşağı inmesi gibi düşünebilirsiniz. Mesela şuradaki pistona geri dönecek olursak. Yukarıdaki pistona geri dönüyorum gençler. Bakın buradaki ideal pistonlu kapta. Şurada bir tane musluk olsa bakın. Şurada bir tane musluk olsa ben musluğu açsam. Ama musluğu açsam dışarıya bir miktar gaz göndersek. O piston ne yapacaktır? Yavaş yavaş aşağı inecektir. Yine iç basınç dış basınca eşit olacaktır. Çünkü piston serbest. Bitti. Pistona müdahale yoksa içerideki gaz veya gaz karışımının basıncı dış basınca eşit olacaktır arkadaşlar. Bir de kapiler tüplerde gaz basıncı var ki kapiler tüpler dediğimiz tüpler gördüğünüz şekildeki tüplerdir arkadaşlar. Bir farkı yok buranın bir kap gibi düşünebilirsiniz. Buraya bakacak olursak birincisinde Px bulunduğu kaba basınç yapıyor yani civa sütunu dışarıya doğru ittirmeye çalışıyor. Bir de buradaki civa sütunu aşağı doğru. Buna etki eden aşağıdan tutan ise dış basınç. Doğru mu arkadaşlar? Yani P0. Bu durumda Px artı H eşittir P0'dır. Px'i çekecek olursak Px eksi H kadardır. Geldik buraya. Burada ise P0 H. Bu sefer P0 aşağı doğru. H da aşağı doğru. Bu sefer bunu yukarıya doğru tutan kim arkadaşlar? X gazı. Yani Px P0 ile H'ın toplamına eşit. Burada ise eğer yataysa e, sistem buradaki civa ağırlığından dolayı aşağı doğru basınç yapacak. E, ve buranın basıncı buranın basıncına eşit olacak. Px eşittir P0'dır diyeceğiz gençler. Devam. Bir tane örnek vardı şurada çözelim hadi. Ne demiş bakalım örneğim. Kapalı kaplardaki gaz basıncı ile ilgili. Yani diyor ki arkadaşım bir tane kapalı kap al diyor. Bu kabın içerisine gaz koy diyor. O gazda gaz, gaz tanecikleri de basınç yapsın diyor. Tamam oldu. İdeal pistonlu kaplarda gaz basıncı ortam basıncı da eşittir. bir önce söyledik. Manometrelerde bulunan gazların basıncı manometrede kullanılan sıvının cinsine bağlıdır. Hadi oradan yalan. Oradaki sıvının cinsine bağlı olan ne biliyor musunuz? Yüksekliği sıvının yüksekliği. Daha az yoğun koyarsan daha yüksek olur. Daha çok yoğun koyarsan daha alçak olur arkadaşlar. Hepsi o kadardır. Yoksa başka bir şey yok. Kabın her noktasına gaz basıncı aynıdır demiş. Evet bu ifade doğru. Şu ikinci şıkka geri dönecek olursam. Manometrede bulunan gazların basıncı manometrede kullanılan sıvının cinsine bağlıdır dedik. Bunu yalanladık zaten. Peki nelere bağlıdır? Dört tane değişken var dedim ya başlangıçta. Basınç, hacim, mol sayısı ve sıcaklık. Basıncı çektik. Basınç nelere bağlı? Mol sayısına. Bak gazın cinsine de bağlı değil e, mol sayısına bağlı. Gazın sıcaklığına bağlı. Kabın, gazın bulunduğu kabın hacmine bağlı arkadaşlar. Devam. Sırada ne var? Sırada e, üçüncü ve dördüncü özelliğimiz. Yani pardon ikinci ve üçüncü özelliğimiz hacim sıcaklık var arkadaşlar. Şöyle birazcık daha yukarı çekelim. E, hacim ve sıcaklık. Hacim dediğimiz şey maddenin boşlukta kapladığı alandır. V harfi ile gösterilir. Arkadaşlar burada hacimden kast gazlar için ne yapmıştık biz? Gazlar bulunduğu kabın hacmini e, dolduruyorlardı. Dolayısıyla gaz hacmi denildiğinde aslında bulunduğu kabın hacmini alacaksınız. Birimi litre, santimetre küp, mililitre veya desimetre küp ve benzeri olabilir. Ama genelde litre veya mililitre cinsinden karşınıza çıkacaktır arkadaşlar. 1 litre eşittir 1 desimetreküp o da eşittir 1000 mililitredir o da eşittir 1000 santimetre küptür. Bunu matematikte de görmüşsünüzdür. Geldik sıcakla. Sıcaklık ne arkadaşlar? Maddeyi oluşturan taneciklerin her birinin ortalama kinetik enerjisidir arkadaşlar. Kinetik enerji sadece sıcaklığa bağlı. Sıcak daha doğrusu kinetik enerji harekete bağlı da hareketten kaynaklanan hareket sıcaklığa bağlı. Sıcaklığı artan bir taneciğin hızı artar. Hızı arttığı için hareketi artar. Dolayısıyla da kinetik enerjisi artar. Buradan sonuç şu. Sıcaklık, pardon kinetik enerji sadece ve sadece sıcaklığa bağlıdır. Kaldı ki formülden de gördüğünüz üzere. Kinetik enerjinin formülünü 3 bölü 2 çarpı R çarpı T yazmışız. Buraya K çarpı T olarak da görebilirsiniz arkadaşlar. Fark etmez. Her ikisi de sabittir. R de sabittir. K da sabittir. 3 bölü 2 zaten sabittir. Geriye ne kaldı? Sıcaklık. Buradaki büyük T dediğimiz, biraz sonra inceleyeceğiz arkadaşlar. Büyük T dediğimiz Kelvin cinsinden sıcaklık birimidir. Yani buradan şu sonucu mu çıkaracağız hocam? Mesela kinetik enerji. Eğer Kelvin cinsinden sıcaklık 2 katına çıkarıyorsa evet kinetik enerjide 2 katına çıkacak. Ama Kelvin cinsinden çıkıyoruz. Yoksa 5 santigrat dereceden 10 santigrat dereceye çıkardın. Hayır. Kelvin cinsinden. <laughs> 273 Kelvin'den 546 Kelvin'e çıkardın. O zaman 2 katına çıkar arkadaşlar. Anlaştık mı? Sıcaklıkları eşit olan gazların sadece sıcaklığa bağlı olduğu için ki burayı ileride detaylı daha detaylı göreceğiz. Ortalama kinetik enerjileri eşittir. Sıcaklık termometre ile ölçülür. Gazlar konusunda sıcaklık birimi olarak ne karşımıza çıkacakmış? Celsius ve Kelvin. Ama bunların birbirlerine dönüştüreceğiz ve hesaplamalarda genelde Kelvin kullanacağız arkadaşlar. Kelvin dereceyi de nasıl buluyormuşuz? Celsius'un üzerine 273 santigrat derece ekliyormuşuz. Hemen altında birkaç tane örnek. Mesela 0 santigrat derecede 273 kelvin. 273 santigrat derece 546 kelvin. Bakın bu sıcaklıklar en fazla karşında çıkacak sıcaklıkları yazdım. 27 santigrat derece 273 ekliyorum. 300 kelvin. 327 santigrat derece 273 ekliyorum. 600 kelvindir diyoruz. Geldik madde miktarına ki gazların basıncını etkileyen başka bir faktör de madde miktarıdır. Yani moldür. Önceden de belirttiğimiz gibi burada madde miktarı olarak kütleyi falan kullanmayacağız arkadaşlar. Kütle verilmişse mole çevireceğiz. Molü kullanacağız hesaplama yaparken. Peki ne yaptık arkadaşlar şimdiye kadar? Şimdiye kadar gazların genel özelliklerini, gazları tanımlayan özellikleri inceledik. Gaz basıncından özellikle bol miktarda bahsettik. Hadi başlayalım mantığı anlama testi 1. Soru 1. Kapalı kaplardaki gazlarla ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Bulundukları kapta her yöne hareket ederler ki buna biz Brown hareketi demiştik. Birinci ifade doğru. Kaba homojen dağılırlar. Her bölgeye homojen dağılıyorlardı. Bulundukları kabın hacmini kaplıyorlardı. İkinci ifade doğru. Sıcaklık artırır ise gaz taneciklerin hızı azalır demiş arkadaşlar. Sıcaklık ile taneciklerin hızı doğru orantılı olduğu için bu ifade yanlıştır. Cevabımız denizli. 2. Gazlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Gazlar maddenin en düzensiz fiziksel halidir. Kime göre? Katı ve sıvı hale göre çok daha düzensizlik hareket serbestliği daha yüksektir. Katı ve sıvılara göre gaz tanecikleri daha hızlı hareket ederler ifade ediyoruz. aradaki boşluktan dolayı. Gazlar Brown hareketi yaparlar. Zikzak hareketine Brown hareketi demiştik. Bulundukları kabın şeklini alırlar, hacmini doldururlar. Doğru. Gaz hacimleri heterojendir. Hadi oradan diyoruz. Çünkü gaz karışımları her zaman homojen, homojendi. Birbiriyle ne oluşturuyorlardı arkadaşlar? Çözelti oluşturuyorlardı. Geldik üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuzda ne diyor? Aşağıdakilerden kaç tanesi e, basınç birimidir diye sormuş gençler. Peki basınç birimini e, hatırlayacak olursak, biz şöyle bir denklem yazmıştık hatırlayacak olursanız arkadaşlar, 1 atm eşittir 76 santimetre civa, o da eşittir 760 e, milimetre civa, o da eşittir 760 tor gibi bir denklem yazmıştık beraber. Şimdi yani bir, birim olarak atm, santimetre civa, milimetre civa ve tor karşınıza çıkar demiştik. Onun için birincisi olur. İkinci sıcaklık birimi, üçüncüsü olur, dördüncüsü olur ama beşincisi hacim birimidir arkadaşlar. Dikkat etmek gerekir. Doğru cevabımız nedir? Ceyhan'dır. Sıra geldi dördüncü ve beşinci sorumuza. Dördüncü ve beşinci sorumuza gelince dördüncü soruda ne diyor? Gazlar ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur diye sormuş. Gaz basıncını ölçen sistemlere barometre denir demiş. Açık hava basıncını ölçen sistemlere manometre. Bence bu ikisinin ne yapması lazım? Yer değiştirmesi lazım. Gaz basıncını ölçen sistemlere manometre. Açık hava basıncını ölçen sistemlere barometre denir. Birinci ve ikinci ifade yanlış. Gaz basıncı birim hacimdeki tanecik sayısı ile doğru orantılıdır. Bu ifade doğru. Aynı hacim içerisindeki gaz miktarını arttırdıkça kabın çeperlerine yapılan çarpma sayısı artacağı için e, basınç artacaktır. Yani cevabımız yalnız 3 oldu. 5- Aynı kapta bulunan X ve Y gazları ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Peki aynı kabın içerisine X gazını Y gazını koydum. Öncelikle aynı kabın içerisinde oldukları için bunların hacimleri birbirine eşit. Vx eşittir, Vy. Sıcaklıkları birbirine eşittir. Doğru mu? Aynı kaptalar çünkü. Mol sayısı fazla olan daha büyük hacim kaplar. Yalan. Hacimleri eşit bir kere. Ortalama kinetik enerji sadece sıcaklığa bağlı olduğunu söylemiştik. ikinci ifade doğru. Mol sayıları eşitse, nx eşittir ny dersek, her şey eşitse muhakkak basınçlara da eşit olmak zorunda. Çünkü 4 tane değişkenimiz vardı. E, basınç haricindekilerin hepsi eşitse basınç da muhakkak eşit çıkacaktır. Üçüncü ifade doğru. Doğru cevabımız ne oldu gençler? 2 ve 3 oldu. Son sorumuza gelince 6. sorumuz yanda verilen sistemde bulunduğu bölgeden daha yüksek bir bölgeye götürülürse H yüksekliği ve oksijen gazın hacmi ve basıncı nasıl değişir? Şimdi öncelikle bu sistemi incelediğimizde sisteme baktığımızda arkadaşlar şu noktaya yapılan basınçta şu noktaya yapılan basınç aynıydı. Yani buradan şu eşitliği çıkarabilirsiniz P0 eşittir PO2 artı H şeklinde bir denklem yazabilirsiniz. Peki ben şuradaki basıncı azaltırsam buradaki civa sütununun yükselmesinin sebebi buradaki P0 değil mi arkadaşlar? Sen bunu azaltırsan civa aşağı doğru inecek. Mesela şuraya kadar indim düştüler. Dolayısıyla e, oksijen gazının hacmi ne yaptı? Arttı. Oksijen gazının hacmi arttığı için basıncı ne yapacaktır? Azalacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla H azalır, PO2 azalır, VO2 artar. Yani cevabımız Adana olur. Evet arkadaşlar diğer videolarımızda diğer videomuzda gaz kanunlarına geçeceğiz. Boyle kanununa devam edeceğiz arkadaşlar. O videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.